Bugün yine far parlatacağız. 10 gün önceki videomuzu hatırlarsanız Asperox ve VD40 ile far parlatmayı denemiştik. Bunun bir hurafe olduğunu söylemiştik. Bugün de kloroform kullanacağız far parlatmak için. Baştan söyleyeyim, kloroform daha etkili parlatıyor ama kılıcılığı yok. Yani hızlıca tekrar eski haline dönme eğiliminde oluyor. Her zaman için en iyi parlatma güzelce zımpara ve üstüne pasta, üstüne jila şeklindedir. Ama bu tarz uygulamalarda ekonomik malum 150 milimlik kloroform 20 lira gibi fiyatlara satılıyor. Hızlıca far parlatmak isteyenler için bir uygulayalım. Nasıl sonuçlar alıyoruz detaylı beraber görelim. Uygulamasında nasıl olduğunu hazır bu sayede size göstermiş olacağız. Öncelikle attığımız zımpara aracın boyasına zarar vermemesi için köşe kısımlarını kağıt bantla kapatıyoruz ki zımpara boyaya zarar vermesin. Şimdi zımpara işlemine geçiyoruz. Ben 2000 zımpara kullanacağım. Çünkü farların durumu çok kötü değil. Daha kötüyse farlarımızın durumu 1600, 1200, 600 zımparada kullanıp tabi sırasıyla ilk önce 600 sonra 1200 sonra 2000 ile geçip üstüne kloroform uygulayabilirsiniz. Biz öncelikle bir 2000 zımparayı tabi sulu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi zımparamız sulu. Farımızın şu yüz kısmı daha çok soluk çünkü güneş ışığına burası daha çok maruz kalıyor. Ama biz yine alt kısmını da zımpara geçiyoruz. Şu an zımpara işlemimiz bitti. Durulayıp kuruluyoruz. Tabii ilk halinden daha mat görünüyor zımpara attığımız için. Birazdan parlayacak. Şimdi kloroformumuzu ısıtıcımıza koyacağız. Çok az bir şey koymamız yeterli. Bu kadar yeterli olur. Ağzını kapatıyoruz. Bir süre bir 5 dakika, 3-5 dakika ısınması için bekliyoruz. Kloroformu uygulamaya başlıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi anında parlatmaya başladı. Biraz daha ısınsa daha iyi olacak sanki. Her köşesini gezdiriyoruz kloroformla. Kloroformun buharı zehirli. Yoğun maruz kalmada ölüme bile yol açabiliyor. O yüzden dikkatli kullanın. Solumayın. Açık alanda uygulayın. Evet, alt kısım güzelce parladı. Tabii bir önceki hafta yaptığımız Asperox ve VD40 denemesinden sonra
şu anki sonuç muazzam. Yani biraz da kamerayı yaklaştıralım. Ya çok rüzgar var ya, şey yapmıyor. Rüzgardan uçuyor, fara gelmiyor. Şuna bak. Bak elimle kapatırsam. Rüzgar da yapmadı. Ama güzel oldu. Eğer var da böyle olursa pırılır. Değil mi? Kapatınca parlatıyor. Vallahi güzel oldu. Eski haline bakarak. Hani beze bir şey diyor. Zaman yok. Yok, bu şeyin gibi. Tamam. Allah'ım.